Ya ben mesela cinlerden doğru bilgi alıyorum. Aldığım oldu yani, ilk defa söylüyorum sana. Nasıl peki? mesela şöyle bir olay olmuştu. Yani adli bir olay oldu. Sanıkların Polonez köyde olduğunu bize bildirdi cin. Ve polise biz bildirdik. Polis doğru dedi. Oradalar dedi. Polonez köyde. Bu Polonez köyde Ama Ergenekon'la ilgili bir dava mı? hayır, başka bir konu. ve şu an dedi Erenköy'e geçtiler dedi cin. Polise bildirdik. Hakikaten de Erenköy'e geçmişler. Mesela bu Birisi mi doğru. size bildiriyor? Cin mi? Yani Ha. size mi bildiriyor? Hayır, direkt bana değil. Bu konuda işte bir yöntem var. Ama İletişim söyleme. yöntemi. Öyle mi? Peki. Yani söylerim, özel söyleyebilirim. Hazır Hı. dünya dışı varlıklardan söz açılmışken. Ama doğru yani, hayret mesela, hatta ismiyle verdi. Mesela bir olay vardı, gizli bir şahit vardı. Onu ismiyle verdi. Şu dedi, hakikaten doğru. Mesela hiç ismi duymamış, orijinal isimler veriyor, tam doğru çıkıyor. Ve bir de 7 tane rakam ben yazdım. Kendim kağıda yazıp katladım. 7 rakamı peş peşe bildi. Yani şimdi ne yazdım dedim, onu da bildi. Şimdi ne yazdım, onu da bildi. Mesela bu çok Nasıl şaşırtıcı. iletişime geçiyorsunuz? Yani nasıl oluyor? Karşılıklı mı konuşuyorsunuz? Görüyor musunuz? Yok, görmeye insana pek tahammül edemezler. Ben ederim de yani insana tahammül edemez. Çok acayip korkarlar. Yani Siz çok şiddetli gördünüz korkarlar. o zaman. Yani ben o kadarını söyleyeyim. İnsanlar çok korkar. Yani olacak, Hazreti Mehdi devrinde olacak, ama yani toplum yavaş yavaş alıştırılarak cinlerden bağlantıya geçirilecek. Yoksa direkt görseler çok korkarlar. Yani Süleyman zamanında vardı, Hazreti Süleyman zamanında görüyordu halk. Yani halkın içinde geziyordu cinler. Ama alışmıştı insanlar. Yani ürkmüyorlardı. Ama şu an ani olayı çok ürkerler. Peki Kur'an'da yazılanları da bize biraz anlatabilir misiniz cinlerle ilgili? Cinlerle ilgili cin suresi var. Hı. Cinler iyi eğitilmeleri gerekiyor. Genellikle akılları biraz havada oluyor. Yani böyle kuş gibiler. Onlar da Hristiyanları var, Müslümanları var, Ermenileri var. Fakat birbirlerine çok kavgalı ve karmaşa içindeler. Onlarda da iman daha yeni gelişiyor. Yani İslam da yeni gelişiyor. Yeni yeni Müslümanların sayısında artma oldu onlarda da. Onlar bu şehirlere çok şaşırıyorlar. Yani bu insanların şehirler yapması, araçlar olması, onların o konuda çok şaşkınlar. Suyla beslenir cinler. Kur'an'da var. Ayet belirtiyor ya. Evlerde yaşarlar genellikle, ama kimseyi rahatsız etmezler. Yani milletin boş yere korkmasına gerek yok. Yani evlerde mesela bir evin bir köşesinde yaşarlar. Tavan köşelerinde yaşarlar ailece. Kimseye de bir zararları olmaz onların. Yani halim derler. Ama kafaları çok dağınık oluyor böyle. Yani gelgit akıllı oluyorlar. Ancak çok iyi eğitilirse, yani imani yönde. Mesela Kur'an okunduğunda çok dikkatli dinliyorlar. Kur'an'a karşı çok hassaslar, çok seviyorlar. Ve çok özenli ve sabırlı eğitilmeleri lazım. Yani imanları güçlenirse daha doğru ve daha akılcı cevaplar veriyorlar o zaman. Eğer imanı zayıfsa çok sorun çıkarıyor. Çok dengesiz, münasebetsiz cevaplar veriyorlar. Yani genellikle de yalan söylüyorlar o zaman. Ama Allah korkusu konusunda iyi eğitilirse çok nezaketliler. Çağıran çok kişi vardı da çok, onlar hep oyalar ve aldatırlar. Genellikle hep yalan söylerler. Zaten ama cin normal yani, Cinlerden Amerika'da kullanıyor bahsediyoruz. cini, CIA'de kullanıyor cini. Peki Birçok şunu diyeceğim istihbarat şimdi. örgütü kullanır. Yani cin öyle bilinmeyen bir şey değil. Hazreti Süleyman zamanında teknolojinin gelişmesinin sebebi cinlerdir. Yani müthiş bilgilidir cinler. Çok yamandırlar. Yani Hazreti Süleyman zamanında olağanüstü teknoloji gelişmiştir. İnşallah. Yani çok hayret verici teknoloji gelişmiştir. Cinler vesilesiyle olmuştur. Şunu sormak istiyorum aslında. Hani gelecekten haber vermeye. Peki onlar gelecekten haber verebilirler Yok, mi? öyle bir etkileri yok. Ama geçmiş hakkında çok iyi bilgileri var. Mesela gizli bir şeyin yerini söyleyebiliyorlar. Ama mühimse mesela biz bazen kaybolan bir şey oluyor evde. Mesela sorduğumuzu söylüyor. Ama ulu orta rahatsız etmek doğru değil. Mesela çok o beyinleri zorlanıyor o zaman. Yani sıkılıyorlar üst üste soru sorulduğunda. Yani çok ciddi bir menfaat sağlayacak bir şeyse, mesela büyük bir şeyse ona girmiyorlar, ama ufak tefek bir şey olduğunda söylüyorlar. Ve Allah'ın izniyle de, bak Cenab-ı Allah ayetliyor, iznimizle diyor, iş gören diyor, cinler diyor, iznimizle, Allah'ın izin vermesi lazım. İnşallah. Onun için çağıranın mutlaka Müslüman, samimi ve candan olması lazım ve iyi niyetli olması lazım. Yani kimsenin canını yakmak için, olumsuz bir şey için olmaz yani. O zaman o cin ona musallat olur. Allah esirgesin. Yani Allah belaya çevirebilir.
Yani açık. Yani çok iyi niyetle yapılması lazım. Siz mi soru soruyorsunuz iletişime geçerken mesela, yoksa onlar sizi uyarıyorlar mı? Cin beni mi uyarıyor? Yok, bana çok saygılı cinler. Öyle bir şey yok. Uyarırlar mı derken, hani kötü bir şey olacak haber veriyorlar mı? Yoksa siz mi soruyorsunuz? İki vakada oldu mesela, bizim bir kız arkadaşımız vardı, onu kaçırmışlardı. Onun yani bütün güzergahını bize haber verdi, bütün detaylarıyla. Yani şu an şuradalar dedi, hakikaten hep bütün dedikleri doğru çıktı. Araba değiştirdiler dedi, o da doğru çıktı. Kaçırırken araba değiştirmişler, onu da doğru söyledi. Semtini söyledi, hepsini söyledi. Yani çok mühim olaylarda soruyorum ben. Yani çok ehemmiyetli bir şey ise soruyorum.